Bahadır Arslan. Maruf Bulucu bizi bekliyor. Ankara temsilcisi Ekonomi Gazetesi'nin. Maruf günaydın, hoş geldin. Günaydın Bahadır Arslan, Barış Esen. Günaydın Maruf Bey. Çok teşekkürler. Hala tabii bize enflasyon raporu, atamalar, onları konuşuyoruz. Senin de bugün gazetede değerlendirmen var ona ilişkin ama bugün Merkez Bankası iş dünyası temsilcileriyle mi buluşacak? Böyle bir gelişme mi var? Önce bunu sormak istiyorum. TÜSİAD falan gibi böyle bir iş dünyası bir teması mı olacak? Bir onu sorayım. İkincisi enflasyon gelecek. Ona dair beklentileri de yine senden almak isterim diyeceğim ama Maruf'la bağlantımızda evet problem yok. Maruf evet. Dinleyelim seni. Evet. Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı sunumda kamuoyuna hem iş dünyasına hem piyasa aktörlerine açık, sürekli onlarla iletişim halinde olacağına ilişkin mesajlar aldık zaten toplantıda. Kesin hangi formatta nasıl olacağı belli olmasa da iş dünyasıyla bir şeyin olacağı var. Henüz ben de detaylarına hakim olamadım. Ancak tabii hala yankıları sürüyor sunumun. Ya para politikası ayağında ekonominin ciddi bir güven oluşmuş durumda. Özellikle de başkan yardımcılıklarına yapılan atamaların getirdiği bir güven oluştu. Özellikle Cevdet Akçay'ın enflasyon konusunda Türkiye'nin önemli uzmanlarından orada yer alması. Ve ilginç de bir durum oluştu aslında para politikası kurulunda. Tamamen para politikası kadınlara emanet diyeceğimiz bir çoğunluk oluştu. Gaye Erkan, Elif Hobikoğlu ve Hatice Karahan'ın yer aldığı para politikası kurulunda kadınlar etkili oldu, yani ağırlıkta oldu. Şimdi tabii Gaye Erkan'ın sunumundan sonra enflasyon verileriyle ilgili Merkez Bankası'nın bakışı, değerlendirmesi çok daha önemli hale gelecek önümüzdeki dönemde. Özellikle başkan yardımcılıklarına yapılan atamalardan sonra. Tabii hemen şeyi merak edeceğiz. Enflasyon açıklandıktan sonra, Temmuz ayı enflasyonu, Merkez Bankası'nın bu enflasyona nasıl baktığı. Çünkü Merkez Bankası bize şöyle bir program çizdi önümüzde. Dezenflasyon süreci yılbaşında başlayacak. Bu süreye kadar bir geçiş dönemi yaşayacağımızı, bunda da yoldaki taşların temizleneceği, bundan da kasıt ihtiyati önlemler çok sayıda bankacılık sistemindeki bunların ve kur korumalı mevduat dediğimiz o büyüklüğün büyüklükle ilgili adımların atılması ve biraz daha para politikasının daha rahat uygulanabileceği bir ortam hazırlanacağı şeklindeydi. Tabii şimdi 24 Ağustos'taki para politikası kurulu toplantısı da çok merak edilmeye başlandı. Bu yeni oluşan para politikası kurulu nasıl bir tavır alacak? Para sıkılaştırma nasıl devam edecek önümüzdeki dönemde? Bir kademeli geçiş vurgusu sürekli var. Artık para politikamıza bu kademeli geçiş kavramını da eklemiş durumdayız. Bunun nasıl aralıklarla bu kademenin gerçekleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şöyle bir algı var. Yani enflasyonla mücadele konusunda fazla acele edilmeyecek. Önümüzde yerel seçimler var. Siyasi otorite para politikasındaki adımları önümüzdeki dönemde, şimdi sonbaharda yoğun bir ekonomi program hazırlığı olacak önümüzde. Zaten bütçe takvimi işte başlayacak sonbaharda. Aynı şekilde orta vadeli plan. Tabii bu sefer orta vadeli planı bir enflasyonla mücadele programına ve orta vadeli bir istikrar programına, kaynak dağılımının yeniden yönlendirileceği bir programa dönüşeceği beklentisi var. Bu tür izlenimler alıyoruz. Aynı zamanda bu yıl Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk 5 yıllık kalkınma planı da
hazırlanıyor bir yandan. Onun da yürürlüğe gireceği, bir yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Dolayısıyla çok önemli metinlerle ilerleyeceğiz 2024'te. Zaten dezenflasyon süreci içinde Sayın Gaye Erkan öyle bir takvim önümüze koydu. Dezenflasyon sürecini Ocak'tan itibaren izleyeceğiz. Ama tabii Temmuz ayında iki haneli bir enflasyon bekliyoruz. Merkez Bankası'nın tahmini de enflasyonun bir miktar 60'ların üzerinde seyrettikten sonra gerilemeye başlayacağı şeklinde gerçekçi bir hedef ortaya koydu. Tabii burada özellikle Cevdet Akçay'ın daha önceki çalışmalarında öne çıkan ciro endeksleriyle perakende satış hacimlerini, TÜİK'in verileri bunlar, birlikte değerlendirdiği ve böylece bir perakende enflasyonu ölçmeye çalıştı. Bunun da hissedilen enflasyonu büyük ölçüde temsil edebileceği şeklindeki yaklaşımını hatırladık hemen ve bunun önümüzdeki para politikası kurulu toplantılarına, Merkez Bankası metinlerine ve enflasyon açıklandıktan sonra yapılacak değerlendirmelere nasıl yansıyacağı merak ediliyor Barış Esen. Maruf, çok teşekkürler. Bu hissedilen enflasyonu daha çok tartışacağız. Orası kesin. Öyle gör. Cüneyt Hoca'nın hesabı olsun, başka hesaplar olsun, kendi hesabımız olsun. Evet. Zaten hepimiz bunu fark ediyoruz. Çok teşekkürler. Ankara'ya kolaylıklar diliyoruz. Ben yeniden Bader Arslan'la sohbete döneceğim. Bu haftanın